Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empati ile karşınızdayız. Ne yapıyorduk? İkinci, üçüncü sayfa haberleri. Genelde şöyle gözümüzün değdiği geçtiğimiz haberleri alıp derinlemesine inceliyoruz. Ve hikayelerine vakıf olmaya çalışıyoruz, geniş hikayeye. Ve sevdiğiniz, sevdiğimiz bir konuktan o hikayedeki bir ya da birkaç öznenin yerine geçmesini istiyoruz. Neden? Birbirimizi biraz daha anlayabilmek, kavrayabilmek için. Biraz daha birbirimizin üzüntüsüyle üzülmek, sevinciyle sevinmek için. Bu akşam harika bir konuğum var. Tolga Çevik. Tolga Çevik'i çok sevdiğinizi biliyorum. Burada da bizde de bir Meksika dalgası yarattı geleceği şeyi, haberi. Çok sevinçliyiz seni burada misafir etmekten Tolga'cığım. Hoş geldin. Arkadaşım hoş geldin. Bilmiyorum abi, ben de çok mutluyum. Nasılsın? Abi. İyiyim. Nasıl geçiyor günler? Sen bir dünya turnesinden döndün, evet, değil mi? Evet. Nerelere gittiniz? Valla işte bütün Amerika, yani Amerika'da hitap edebileceğimiz, Türklerin yaşadığı hemen hemen her yer, Kanada, bütün Avrupa'yı gezdik. Ondan önce zaten bitmeyen bir Türkiye, Anadolu turnemiz tabii vardı. Tabii. Yani bir iki seneyi biraz aşkındır turnedeyiz aslında. Yeni bitti. Arkadaşım hoş geldin. Kaç defa seyirciyle buluştu? O arkadaşım hoş geldin. İki senelik bir dönemin ismi aslında. Şu an en son hali talk show malum. Yani proje 2007'de başladık biz. 2007'nin aralığında 2826. gösteriyle şimdi bir tatile giriyoruz. Evet. Yani ikiyle çarpacağız. Her perde aynı olduğu için hiçbir şey asla tekrarlanmadığı için bizde. Tabii. O nedenle de muazzam zaten. Evet, biraz çok enteresan büyük oldu. Estağfurullah. Yok, eğleniyoruz biz. Ya performans diye bakmıyoruz da biz kalabalık, güzel bir öyle seyirci kitlesiyle eğleniyoruz diye bakıyoruz. Çok hep da beraber emek var yaptığın işte. Yani değil, sen tek başına sahneye çıkıyorsun. Ama ekibiz, kalabalık ekibiz. Ekipsiniz. Şeyi seviyorsun galiba, değil mi? Tek başına olmayı mı seviyorsun sahnede? Daha mı garantili o işler? Tabii. Yani, aç biraz bu konu. Evet, biraz öyle. Çünkü hani kimseyi kıracak bir şey söylemek değil amacım ama herkes o sahnenin o haline alışık olmayabiliyor. O hıza. Sizin tecrübenizin yanında benim bunu anlatmam saçma tabii de. Estağfurullah. Oraya çıkıp yüzü seyirciye döndüğü an dünyası değişen çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım ya oldu. Çok da hak veriyorum çünkü hakikaten çok gerici bir ortam. O yüzden tek olduğum zaman istediğim şeyi istediğim yere götürüp istediğim sıkıntıyı düzeltebileceğini ne kadar derine var inersem ineyim ben o çukurdan çıkmayı ben biliyorum. Ben çıkarım ama evet. Yani kendi aşağıda tekkem da kimseyi bırakmak istemediğin için. Evet, kimseyi de üzülsün istemiyorum. Çünkü bazen insanlar bir şey ters gidebiliyor. Seyirci çok anlamayabiliyor o an için bunu ama ona özel yapıldığı zannedebiliyorlar. Hmm. Ya da beni bak niye burada bıraktın? Hayır, bir şey bırakmadım. Sen onu bıraktın, beni mahvettin diye hissedildi. Sadece 1,5 saniye oldu. Korkacak bir şey yok. Sana 4 yıl gibi geçti sana ama uzun geldi. O 1,5 saniye. Evet. Bu tecrübelerden dolayı biraz tek olmayı sahnede seviyorum. Seviyorsun. Peki zaman zaman sana döneceğiz. Ama bildiğiniz, seyrettin mi baştan tabii sonra? Seyretmediysen seyrettin de kepaze olursun. Yok. Biliyorum. Seyrettim. Perişan oldum seyrettiğim zamanlarda. Son derece eğlenceli. Yok, seyrettim. Ve hakikaten de tebrik ediyorum. Çünkü çok güzel bir kafası var. Eyvallah. Öyle yani. Peki, hikayelerimizin başında ve sonunda Tolga Çevik'le görüşüyorum ama arada sen evet başka birisi oluyorsun. O arkadaşla görüşüyorum. Biraz ısındın mı? Ben gayet iyiyim. Tabii. İnşallah tabii. Faydalı olurum. İnşallah faydalı olurum. Engel üstüne düşünmeye başlayınca azim de kuyruğuna takılıp gelir mi hemen arkasında? Hayatla ne kadar çarpışmak istediğinle ilgili bir şey biraz. Hayatla savaşmayacağım. Hayatı çok güzel kandırabilirsin. Ama kazanamazsın. Sence sahneye olan bu ilgin ve tutkun geçici mi? Yani birçok gözü parıldatayım derken bir tanesinin ferini de söndürmemek lazım. Yani bırakıyor musun bu işin ucunu? Çılgınca gülüyorlar ama şimdi şunu anlamıyorum. Ya taş düşürüyorum, onun neresi komik? Sana gülüyorlar diye söyledi misin? Her gittiğin ortamda ne yaparsan yap eksik olduğunu hissettirdikleri için olay artık bir şey olmaktan ziyade hepinizden fazla olmaya döndü. Aşka inanıyor musun? Çok fazla değil. Babanla ilişkili kısa kesti. Abi sanki biri musluğu açtı bende. Bir patladım. Peki Tolga'cığım, ilk olmak ne demektir? İlk olmak. Ya kalbin kapısını ilk açmak gibi geliyor bana ilk olmak deyince. Şimdi ben hem bir erkek olarak, hem eş olarak, hem de kız babası olarak bu tabiri değerlendiriyorum. Otomatikman, engel olamıyorum.
kalbin kapısını ilk açmak gibi geliyor bana. İlk olmak. İlk, yani sadece bu geliyor, bu konuyla ilgili bir şey geliyor. Bu noktada bir unutulmazlık var diyorsun. Evet. Hani derler ya ilk öpücük, ilk aşk falan. Hep ilk denince o geliyor aklıma, o geliyor yani. Tutku dersek? Şey, onsuz yapamayacağın her şey. Hı. Ama ben çok tutkulu muyum? Bilemiyorum. Dolayısıyla tutkuyu benden çok daha iyi anlatacak insanlar var. Bir şeyi 2800 küsur defa evet, tekrara düşmeden yapabilmek için çok tabii tutkulu olmak lazım. Tutku mu, ihtiyaç mı? Ben orada birazcık hala sorunun cevabını bulamadım. İkisi birbirinden çok ayrı mı sence? Valla olabilir. Yani hani nefes almadan yapamazsınız. Ama tutkulu olduğunuz şey olmazsa kendinizi alıştırabilirsiniz. Dövme tutku mu sende? Tutku değil ama seviyorum. Yani evet, sanatla ilgili her şeyi çok seviyorum. Çocuklara da şey yapıyor musun? Dövme? Dövme. Var, hepsinin var. Bütün ailede var. Var. Tabii. Ama o sakızdan çıkanlar değil böyle, yok, bayağı yok, şey. Tabii tabii, ciddi dövmeleri var hepsinde. Çocuklar katladı. Oğlan eli aldı yürüdü götürdü bizi geçti yani. Peki. Biraz böyle hikayemizin içine olta atan sorulardı bunlar. Hmm. Başlıyorum izninle. Lütfen. Aslında her yönüyle tam sana göre bir hayat hikayesi bu. 1928 İstanbul Cihangir'de doğdun. Ailenin tek çocuğusun. Çocukluğundan itibaren sahnelere karşı bir tutkun var. Küçük yaşta mahalledeki arkadaşların Hacivat Karagöz gösterileri hazırlıyorsun. Elindeki imkanlar kısıtlı olduğu için figürleri kartondan kesiyor. Yine kutulardan sahne yapıyor. Perde için annenin tülbentini kullanıyorsun. Arkadaşlarım ve çocuklar için yaptığın gösteriden bir kuruş bilet parası da alıyorsun. Sence sahneye olan bu ilgin ve tutkun geçici mi yoksa kalıcı bir şey mi? Devam edecek misin? Ya edeceğimi düşünüyorum çünkü çok uğraşıyorum bunun için. Yani annemin tülbentini bile alıyorum. İlk başta araklamayı düşündüm ama sonra baktım ki izin verdi. O daha da bir güven verdi bana. Demek ki destekliyor diye. Yol verdi gibi oldu. Yol verdi gibi oldu. Çocuğum diye mi verdi yoksa gerçekten gözümdeki parıltıyı mı gördü onu bilmiyorum. Bundan vazgeçeceğimi sanmıyorum. Bir kuruştan belki vazgeçebilirim ileride de. Biraz daha pahalıya gidebilirim. Onu bilemiyorum ama bundan vazgeçmem. Peki sahneye olan ilgini bu şekilde geliştirmen mümkün mü? Burada kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü sevilmek çok sınırlı bir şey değil. Sınırlandırılabilen bir şey değil. Bir kere sevilmeye başladın mı dahasını istiyorsun. İnsanın en büyük afyonu da bu zaten. Daha da sevsinler, daha da sevsinler. Oyunculuğun galiba oyunculuğa giden yolda en büyük motivasyonlardan biri bu değil mi? Sevilme ihtiyacı. Odur. Kabul ama görme ihtiyacı. Şöyle bir soru da getiriyor akla. Sevilmediğin için mi sevilmek istiyorsun? Yoksa güzel bir sevgi aldığın için bu sevgiyi herkesten mi görmek falan istiyorsun? Evet. Bu pek cevabı olan bir şey değil gibi geliyor bana. Evet, zaten bunlar için henüz çok küçüksün sen. Evet. Okula başladıktan sonra tutkun devam ediyor. Okullar tatile girdiğinde Nalbur'da çalışıyor, harçlığını çıkarıyorsun. Ustalar dükkana alışverişe geldiklerinde onları ilgiyle izliyorsun. Özellikle testere alacakları zaman aleti kontrol ederken çıkardıkları sesler aklında kalıyor. Liseyi bitirene kadar hem çalışıyor hem arkadaşlarını eğlendiriyor. Bir yandan da eğitimine vakit harcıyorsun. Liseyi bitirdikten sonra da tabii ki askerlik var. Vatani görevin sonrasında tek istediğin sahnelerde olmak ve komedyenlik yapabilmek. Bu amaçla arkadaşlarınla birlikte bir komedi grubu oluşturuyor ve birkaç kez sahne alıyorsunuz ama işler çok umduğunuz gibi gitmiyor. Genelde başlarda böyledir ya bu hikayeler. Dağılıyorsunuz. Ardından bir başka arkadaşınla boğa güreşi şovları canlandırmaya başlıyorsunuz. Sen boğayı canlandırıyorsun. Arkadaşın da matadoru. Bu gösteriniz büyük ilgi görüyor. Birçok şehirden davet alarak turneye çıkıyorsunuz. Gittiğiniz her yerde gösteriniz çok beğeniliyor. Ancak bir süre sonra arkadaşınla anlaşmazlıklar yaşamaya başlıyorsunuz. Elde ettiğiniz başarıya rağmen arkadaşına kızdığın için gösteriyi sonlandırmaya karar veriyorsun. Ve gösteri sırasında boğanın aldığı darbeler ve yaralar sonucu öldüğünü açıklıyorsun. Herkes matador olmak ister. Sen neden boğayı tercih ettin? Uzun bir süre daha boğa kostümünde kalsan mutlu olur muydun acaba? Yani şöyle bir şey var. Bir kere dediğiniz gibi herkes matador olmak istiyordu. Ve ben sadece bu dünyanın çok beni mutlu ettiğini bildiğim için neresinde olursam olmayı kabul ediyordum. Ama arkadaşım sadece matador olmayı kabul ediyordu. O yüzden de onu kırmak istemedim. Fakat boğanın çok mazlum olduğunu ve aslında acıklı karakterin boğa olduğunu da bildiğim için sonra bunu çok severek yaptığımı fark ettim. Drama orada mı diyorsun? Drama mı diyelim, trajedi mi diyelim? Yani
bir varlık olduğunuzu düşünün. Bütün bir seyircinin içinde sizi yok etmeye çalışıyorlar ve bu onlar için çok büyük bir eğlence. Aslında seçtiğim mesleğin de toplum tarafından gördüğüm muamele bir nebze böyle bir şey yani. O yüzden onun sadece işin pırlantasının matador olduğunu düşünmesi de beni biraz üzdü. Yani o yüzden de projeyi bitirmek istedim. Sahnedeki iki deneyiminin de istediğin gibi gitmemesi sana ne düşündürüyor? Gösteriler bitti, artık tek başınasın, ne yapacaksın? Bilmiyorum ben. Ya şöyle bir derdim var benim. Gösterinin ne olduğuyla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Sahneye çıkıp ne olursam, matador mu olurum, boğa mı olurum bilmiyorum ama seyircinin gözünün içinde bir parıltı var. O parıltıyı henüz yakalayamadığım için oluyor galiba. Belki de matadorla boğa anlaşamadılar, o yüzden o gözler parıldamadı. Yani ya matadoru değiştirmem lazım ya matadorla boğanın yerini değiştirmem lazım. Formülü bulacağım, bu da tecrübeyle olacak gibi geliyor. Ya pes etmediğim sürece ben çözerim bu işi. Üst üste girişimlerinden istediğin sonucu alamıyorsun. Sahneleri seviyorsun, her şey güzel ama parası az. Düzenli bir gelirin olmadığı için bir süre memur olarak çalışıyor ve o dönemde, memur olduğun dönemde evleniyorsun. Bir de erkek evladın oluyor. Ancak memurluk da sana yetmeyince ek iş olarak dalgıçlık yapıyor ve bu işi çok seviyorsun. Hatta yarışmalarda dereceler falan elde ediyorsun. Şimdi bir ailen var ve hayatın artık farklı bir yere doğru gidiyor. Yani tek başına değilsin. Hayalin iyi bir dalgıç olmak mı yoksa sahnede olmayı mı özlersin? Ya işte bu benim kendi başıma da içinden çıkamadığım bir soru zaten. Çünkü tek tabancayken fikirleri havalarda uçuşturup karar vermek çok kolay ama eş, çocuk da girdiği zaman çok ciddi bir sorumluluk. Hayat ne kadar müşterek de olsa siz ondan mesul hissediyorsunuz kendinizi. Ben hala o boğanın ayağa kalkmasını çok istiyorum ama öbür taraftan işleri kotaramayıp zor bir duruma düşürüp baba şundan alabilir miyiz deyip alamadığım bir senaryonun hayali beni çok yoruyor. Dolayısıyla hem dalgıç, hem balık, hem pilot hepsini yapmak zorunda kalabilirim ve yapmam lazım. Çünkü yani birçok gözü parıldatayım derken bir tanesinin ferini de söndürmemek lazım. Güzel. Bir gün arkadaşın kızının doğum günü için çocukları eğlendirecek birini aradığını söylüyor. Ve sana teklifte bulunuyor. Sahneyi ve insanları güldürmeyi çok özlediğin için kabul ediyorsun. Nasıl bir gösteri yapacağını düşünürken filmlerde, dergilerde gördüğün palyaçolar aklına geliyor. Yaşadığın, yani üstünde konuştuğumuz yılları düşünecek olursak, bu 42 falan evet. Yani 40'lı yıllar. Bu özel bir durum, yani yeni evet. Bir şey, öncü bir şey olduğunu hatırlatmak isterim. Arkadaşının pijaması, birkaç aksesuar ve doğum gününe gelen kadınların makyaj malzemeleriyle kendini palyaçoya dönüştürüyorsun. Çocuklar ve yetişkinler sayende çok eğleniyorlar. Herkes halinden pek memnun. Uzun bir aradan sonra tekrar insanları güldürmek sende nasıl bir his yarattı? Bu duyguyu yeniden tadınca yaşadığın hayat bir kez daha gözden geçirir miydin acaba? Yok, geçirmezdim. Çünkü bu, yani bazen değiştiremeyeceğiniz şeyler üstünde çok fazla kafa patlatmamak lazım. O sadece zaman kaybı. Hayatım bu. Buraya kadar da geldi. Ama tekrar insanların sadece bana bakarak mutlu olması beni çok mutlu etti. Çok mutlu. Güldürmek insanı mutlu ediyor. Evet, evet. Yani insanlar çünkü mutlu oldukları şeyi kolay kolay unutmuyorlar. Belki de işte çocukluktan beri çözemediğim asıl olay bu. Belki unutulmak istemiyorum. Belki o. İz bırakma şeyi mi diyorsun? Herhalde. Hangi konuda bilmiyorum. Ama unutulmakla ilgili belki de. Sevgiyle değil de. Çünkü beni seven bir eşim var, çocuğum var. Ama herkes sevsin diye de enteresan bir hastalık var. Ya bu kimyasal bir şey vücutta. Benim kontrolümde olmadan olan bir şey. Ama hangi koşulda olursa olsun güldürmek güzel bir şey. O günden sonra oturup düşünüyorsun, palyaçoluk tek başına yapılabilecek bir iş. Üstelik insanları güldürebileceksin ve kimseye de ihtiyacın yok. Karar veriyorsun ama bu kararı eşinle de paylaşman gerekiyor elbette. Yaşamınız senin bu tercihinle yön değiştirecek zira. Eşine bu kararı nasıl açıklarsın? Ya şimdi şöyle bir şey var. Böyle kararları en sevdiğiniz kişiye anlatmak çok zor. Çünkü seni çok seviyorum ama başka çok sevdiğim bir şey var ve bunu su yüzüne bu kadar çıkaramıyorum
şimdi senin önünde onu su yüzüne çıkarmam lazım dediğinizde karşınızdaki sizi seven kişinin, belki de sizi sizin kadar seven kişinin ne hissedeceğini kestirmeniz çok zor. O yüzden ben de orada biraz zorlanıyorum. Yani yanlış mı anlayacak? Ya aslında benim hak... Yani sanki seninle evlendim ama vazgeçemediğim başka bir sevgilim vardı demek gibi bir şey bu. Hı hı. Bu kadar zaman bu konuyu açmadığınıza göre o da bunu bir hançer olarak alabilir. Çünkü eşinim ben senin, niye bu aşkını bana anlatmadın? Baştan böyle gitseydik diyebilir. O yüzden biraz kararsızım. Henüz çocuğun ne düşüneceğini düşünecek seviyeye bile gelemedim. Çünkü daha eşime açamıyorum konuyu ama bir şekilde açmam lazım. Çünkü bu olmadan ben yapamıyorum. Nasıl tepki vereceğini düşünüp duruyorsun değil mi? Düşünüyorum çünkü ben de onu çok seviyorum. Ne yapar? Bir korkacağından eminim. Çünkü maalesef içinde yaşadığımız toplumda ben palyaçoyum dediğiniz zaman... Helva yıllardı. Evet, çok fazla rağbet görmüyorsunuz. Daha acıklısı ciddiye alınmıyorsunuz. Hmm. Daha da fenası size üzülüyorlar. Heh. Halbuki zaten yeterince üzülmüş insanların palyaço olduğunu çoğu kişi bilmiyor. Yani ben çok üzüldüm ama sizi şimdi çok eğlendireceğim diyen insanlar genelde palyaço. O yüzden işte bunu önce benim eşime anlatmam lazım. Eşim bu fikri sevmediğini açıkça söylüyor. Ama sen kararından vazgeçmiyorsun. Tüm hazırlıklarını tamamlıyor ve birçok yere başvuruda bulunuyorsun. Hepsinden de olumlu cevaplar alıyor ve büyük gazinolarda dönemin en ünlü isimlerinin kadrosunda sahneye çıkmaya başlıyorsun. Gazetelere haber oluyorsun. Kulüp ve gazinolarda işin yolunda giderken eşinin bu durumdan rahatsızlığı giderek artıyor. Sonuçta ona göre kendisi bir memurla evlendi. Ancak sen zamanla o işi bırakıp palyaço oldun. Çocuğunuza senin palyaçoluk yaptığını söylemek istemediğini belirtiyor ve bu durumu bir türlü kabullenemiyor. Ailenle mesleğin arasında bir tercih yapmanı bekliyor, istiyor. Evliliğin devamı için çok sevdiğin mesleğinden vazgeçer misin acaba? Yani... Zor karar değil, zor bir düşünce bu. Düşünmesi bile zor bunun. Kararını konuşmuyorum bile. Çünkü onları çok seviyorum. Fakat şöyle de bir gerçek var, bir kere geldim bu hayata. Ve böyle yani mutlusun. Böyle bir arzum var ve bunu yaşamadan gidersem, ya bunu yaşamadan belirli bir yaşa gelsem bile, oğlum bana akıl danıştığı zaman çok reel bir baba olarak cevap veremeyeceğim. Çünkü ben kendi arzumu yerine getirmedim ki. Evet. Şimdi yani eşimle olan tartışmamdan ziyade... Oğluma olacak örnek açısından bunu çok iyi kotarmam lazım. Bir bakıma kendin olmamanı istiyor değil mi? Evet. Talep ediyor daha doğrusu. İnsan kendi olmadan da yaşamak mümkün işte, ama tatsız bir şey. Çok galiba. Zor, çok zor. Yani şimdi iki tane kelime var. Biz tarih boyu bu ülkede bunu çok iyi kotaramadık. Yaşamak ve hayatta kalmak. Biz daha çok hayatta bu kadar. Evet, mesleğimden vazgeçersem... Evet, yaşayacağız. Hayattayız. Evet, hayatta kalacağız. Ama ben onu yaparsam yaşayacağım. Çünkü o parıltılı gözleri göreceğim, mutlu olacağım. Ama işte dediğim gibi aile olduğu için normalde tek tabanca olduğumda beni her şekilde tatmin edecek o meslek üçümüzü etmeyecek. Bu da bir gerçek. Bunu da kendime yalan söyleyemem yani. Ama benim için dediğim gibi en önemlisi oğlumla olan ilişkim. Eşim beni anlayacak veya anlamayacak. Çünkü yetişkin bir insan. Hepimizin arzuları var. Ve bu kötü bir arzu değil. Yani aslında yuva yıkacak bir arzu değil ama onu üzeceğini biliyorum. Fakat oğlumun baba ben şöyle yapmak istiyorum dediğinde 10 sene sonra yavrum öyle yaparsan yanlış olur diyecek durumda olmayacağım. Yüzün olmayacak yani. Evet yani yüz olmaması belki ağır bir laf çünkü ben kötü bir şey yapmıyorum. Evet. Ama seçtiğim meslek ailemizi biraz zorlayacak. İşte bu beni düşündürüyor. Yani oğluma bir tecrübe aktarırken veya sorduğu soruya cevap verirken samimiyetimi sorgulanmasını. Nasıl bir cesaretim olacak onu çok merak ediyorum. Vazgeçecek misin? Yani... Sorudan kaçtın bayağı ya. Evet. Evet ama aile benim için her zaman en önemlisi. Bırakırım diyorsun ya. Aile için bırakırım. Acaba. Sen palyaçoluktan vazgeçmiyorsun. Eşin de maalesef bu konuda anlayışlı davranmıyor. Bir palyaçoyla evli kalmak istemediğini söylüyor ve yollarınızı ayırmak zorunda kalıyorsunuz. Palyaçoluğa başladıktan sonra kendine özel bir gösteri geliştiriyorsun. Çocukluğunda Nalbur'da çalıştığın zamanlardan kalan testere sesini kullanmaya karar veriyorsun. Testere ve keman yayından özel bir alet tasarlıyor. Islığa benzeyen sese sahip olan
Bu enstrümanla birçok şeyi çalabiliyorsun. Teremin gibi bir sesi varmış. Teremin diye de bir enstrüman evet, var bilmiyorum. Demekse. Bilmiyorum. Bazı gösterilerinde oğlun da eşlik ediyor. Ve birlikte uzun yıllar sahneye çıkıyorsunuz. Seni palyaço olarak yaptığın işinle kabul eden ve seven bir kadınla evleniyorsun. Gazinolardaki eğlence anlayışı değişmeye başlayınca eskisi gibi bir o sıklıkta kadro bulamıyorsun ve bir çare aramaya başlıyorsun yeniden. Palyaço olamazsan ne yapmayı düşünürsün? Mesleğine devam edebilecek misin? Hayatına devam edebilmenin başka bir yolu var mı? Onu arar mısın? Ararsın da nedir o? Dediğim gibi benim aslında asıl tutkum palyaçoluk değil. Asıl tutkum insanları mutlu etmek. Dolayısıyla bu yeni açtığım yolda, bu yeni seçtiğim yolda da mutlu edebiliyorsam tekrar o arayışa girmem. Çünkü insanlar mutlu mu? Benim yaptığım, ürettiğim veya onlara sergilediğim şeyle mutlularsa ben o yolda mutlu olurum. Peki imkanlar daralıyor ya sahneye çıkma imkanları. Yeni bir çözüm geliştirmek şart. Evet. Çünkü yani o senin ortamın, zeminin gazinoydu. Evet. Ve oradaki eğlence anlayışı doğal olarak 10 yılda bir, 20 yılda bir değişir. O zaman mecbur bunu seyyar bir hale getiririm. Yani yerler beni almıyorsa ya da artık bana o yerlerde yer yoksa kendi yerimi yaratırım. Ya da her yerde bir yer yaratmaya çalışırım. Başka da kaçış olduğunu bilemiyorum, düşünemiyorum. Çok güzel. TRT'nin televizyon yayınına başladığı günlerde şansını ekranda denemeye karar veriyor. Ve bir çocuk programı yapıyorsun. Programı çok beğeniliyor. Uzun bir süre insanları ve çocukları ekranda güldürüyorsun. Ancak zamanla ilginin azaldığında fark etmektesin. Programın yayından kalkıyor. Sahnelere de dönmenin artık mümkün olmadığını biliyorsun. Sık sık dalmaya gittiğin Gökçeada'ya yerleşiyorsun. Sahnelerden ve ekrandan uzak bir hayatın var artık. Onca yıl sonra tekrar başa dönmek, sakinleşmek sana nasıl hissettirdi? Artık yaşım da biraz geldiği için aslında güzel bir şey. Bir de hep benimsediğim bir şey vardır. Bir sıkıntı varsa, çözemediğin bir şey varsa hemen 5-6 adım geri gidip uzaktan bakmakta çok fayda var. Şu an hayatımda da yaparım ben bunu. Yani oturduğum yerden kalkıp resmen geri geri gider bakarım. Çünkü olduğun yerden her şeyi net görmek mümkün değil. Olduğun yaşta da her şeyi net görmek mümkün değil. Yaş almak, tecrübelenmek inanılmaz bir kilit. Çözemeyeceği şey yok veya yumuşatamayacağı şey yok. Çözemese bile. Dolayısıyla artık gidenin peşinden koşmak değil de şu an içinde bulunduğun durumun tadını çıkarmak için yine yeni yol. Galiba ben çünkü yeni yol aramakla ilgili. Ben yeni yol arıyorum. Aradığım ve bulduğum yol doğruysa insanların gözü parlıyor. Yol yanlışsa parlamıyor. Ben yol bulacağım. Hangi yaşta olursam olayım. Peki bu hikayenin güldüreniyle, Türkiye'nin ilk palyaçosuyla tanışalım mı? Lütfen. Bence sen tanıyorsun zaten. Tamam. Görünce hemen şey yapacaksın. Geliyor efendim. Yakup Topçuoğlu. Çocukluğundan hatırladın değil çok mi? Çok okudum. Tabii. Evet. Çok şey okudum hakkında. Çok hakkında. Ben çok izledim. Çok zor bir hayat. Çok. İnanılmaz zor bir hayat. Çok. Yakup Bey dalmak için gittiği Gökçeada'yı çok beğendi. Uzun bir zaman sonra yorulduğunu hissetmişti. Ayrıca palyaçoluk eskisi kadar da ilgi çekmiyordu. Biz aynı buna clown deniyor ama bizim dilimiz dönmüyor. Yani palyaço tam evet. Karşılıkta gelmiyor aslında. Yok gelmiyor. Güzel, evet ama bizde öyle deniyor. Evet. Evet. Soytarıya da bizde olumsuz şeyler yüklenir. Çok evet bize kelime zahmetli hoş bir iştir soytarı. Evet evet. Ama yani bu şahane bir iş ve gerçekten mutluluk şey yapan, şırıngalayan etrafa bir iş. Ben çocukken çok korkardım mesela palyaçolardan. Öyle mi? Hala da bir gerginlik yaratırlar bende. Çitçite Bang Bang diye bir şarkı vardır hatırlar mısın? Filmi çok hatırlıyor musun? Tabii, ben çok korkmuştum. Ama çok ben çok küçüktüm yani o ben filmde de. Ben de küçüktüm evet. Korkarım yani. Palyaçonun öyle bir şeyi vardır. Biraz da rengiyle ilgili. Evet. Sonra zaten Wes Craven falan bu işin onlar üstüne tadını kaçırdı. Demek ki o da sevmiyormuş ki perişan hale getirdi. Travması varmış demek ki. Evet. Peki ama Yakup Topçuoğlu bunlar için geçerli değil. O şahane birisiydi. Evet. Ailesiyle birlikte daha sakin bir hayat sürmek istediğine karar verdi. Bütün birikimiyle Gökçeada'da bir pansiyon açtı ve ömrünün sonuna kadar orada yaşadı. Resim ve sanatla ilgilendi, sergiler açtı, pansiyonuna gelenlere anılarını anlattı, çocuklarına kostümlerini gösterdi. Yaşadığı sokağa ismi verildi. 2022 yılında da
maalesef geçirdiği rahatsızlık sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisini rahmetle anıyoruz. Belli bir yaş kuşağındaki herkesin şeyinde, belleğinde bir küçük şeyi var. Yeri var, her zaman koruyacağı. Yani seçmesi de çok riskli bir meslek. Çok. İnanılmaz bu. Şimdi seç, yine zor. Bir gösteride, gösteri sırasında kuliste yangın çıkıyor. Koşarak sahnede durumu anlatmaya çalışıyor. Gülüyor seyirci. Sonra sahneye, oradan salona sıçrayıp da itfaiye girince içeri ancak ikna olup boşalıyorlar falan. Böyle de matrak bir hikayesi var. Nur içinde yatsın efendim. Tolga'cığım, sana dönelim. Palyaçoluk, komedyenlik gibi mesleklerin inandırıcılığına kimi zaman şüpheyle yaklaşılıyor. Sen demin onu bir şekilde ifade ettin. Üzücü bir şey. Hiç de katılmadığın bir şey. Yani, İnceliğini de söyledi. Yani kendisi az ilgili, gülen, çok güldüren bir şey. Evet, palyaçolukla ilgili haddim değil konuşmak. Yani 1992 yılında Engelliler Olimpiyatı'nda palyaço olarak görev yaptım. Annem de görevliydi. Ben dedim ki ben yaparım bu görevi. Hı. Ve o kadar mutlu günler geçirdim ki 4 gün sürdü. Ama bizde mi yapıldı? Tabii. Burhan Felek'te yapılmıştı. Ama zor. O benim branşım değil. Benim altından kalkabileceğim bir branş değil. Bambaşka bir disiplin değil mi? Biraz pandomim gibi falan. Hayır abi. Çok tehlikeli ve çok acıklı bir şey söyleyeceğim sana. Şundan. Boyanıyorsun ya. Evet. Güldürüyorsun ya. Evet. Bittiğinde, sildiğinde sen olduğunu bilmiyorlar ya. Ben galiba onun altından kalkamam. Çok güzel ya, bir noktaydı. Ben güldürdüm sizi ya. Ya bilmiyor o ya. O bendim. O beni çok yıprattı. Yani yanından yürüyorsun, kimse umursamıyor seni. Ya demin bana gülüyordun. Belki de işte onlar biraz katmerli hale getirdi bu ihtirasımızı sahneye karşı. O benim sizi güldüren demeye evet, ihtiyacım galiba. Çok dramatik bir nokta bu, çok haklısın. Ya bilmiyorum, kötü bir şey mi söyledim ama bu yok, gerçek. Yok, hayır. İnsanın böyle bir şeyi var. Dilenmezse işte yani bu bir dilenme. Evet. Peki bu yangın anısı kadar öyle komik, dramatik bir şeyin oldu mu sahnede öyle abi, bir? Benim çok oldu abi. Ben böbrek taşı düşürdüm sahnede gösteri sırasında. Hakikaten inanmadılar. Taş düşürüyorum dedim. 3000 kişi falan vardı galiba. Çılgınca gülüyorlar. Ama şimdi şunu anlamıyorum. Ya taş düşürüyorum, onun neresi komik? Ya buna gülüyor olamazsınız. Gerçekten taş düşürüyorum. Çok iyi insanlarsınız. Ona hiç gülüyor olamazsınız. Tolga, insanları komedine inandırıp sonra da sana bilmiyorum, gülüyorlar diye söyleniyor musun? Yok, estağfurullah. Ya bizim izleyicimiz. O gün döktün mü? Tabii. Peki ailen için mesleğinden vazgeçmek durumunda kalsan ne yaparsın dedim diye soruyorum ama daha önce aslında ki, bunu başka evet, bir karakterde söyledim. Ama ben yani ailem ne yapar ne eder vazgeçmemem için uğraşır. Çünkü biliyorlar. Yani onlar da çok özlerim. If der. Ama bizde. Eğer abi, öyle dese, gerçi bu konuda daha önce bir röportajım vermiş. Hemen bırakırım diyorsun değil mi? Hayır, sabaha düşünme. Limon yani satarım demişsin zaten. Limon da goy goy bir lafı oldu artık. Ama evet, yani bahsettiğimiz ciddiyet nedir bilmediğimiz için çok ciddi olarak alıyorum. Evet. Öyle bir şey oldu mu? Mevzu, şeye benzer bu. Hani tabancayı doğrultup çocuğa, çocuk falan derken anne baba aynı anda atlar ya. Yani sorma bile. Hı. Tabii ki çocuk. Bunun gibi bir şey bu. Dolayısıyla öyle bir mevzu bahis, bir şey mevzu bahis olduğunda hemen aile hiç tartışılmaz. Ama ya bu ara evde yoksun ya biraz dediği zaman ben de yapmayın ya beni biliyorsunuz derim. Onlar da zaten anlar demezler. Hı. Ciddi bir boyuta gelirse tartışılmaz bile ama. Peki demin konuşurken şeyi söyledin ya yani onu sildiği zaman geriye kalan şeyi tanımıyorlar. Evet. Esas seni tanımıyorlar filan. Yani biraz bu maskeler meselesi. Senin öyle yani onu çıkardıktan sonra yeni başka maskelerin var mı? Valla farklı durumlarda taktığın. Kişisel olarak mı? Tolga Çevik'e soruyorum tabii yani. Tabii ki de var. Ne için o? Mesafeleri korumak için mi? %99'u bunun birisiyle ilk tanıştığımda olur. Yani hani herkesin bir şeyi vardır ya, biriyle ilk tanıştığında bazısı sıfırdan puan vermeye başlar. Bazısı ondan başlayıp bazısı yüzden düşürür falan filan gibi bir şey. Onunla ilgili biraz da bu. Yani bir de biz hasbelkader tanınmış insanlar olduğumuz için yanına gelen her insanın her an iyi niyetli olduğunu varsaymak doğru olmuyor. Mesafeden anlayıp anlamadığını bilemiyorsun. Evet, duvarı yıkarak başlıyoruz mecburen. Yani bazen güldürebilmek güldüren için bir dezavantaja dönüşebiliyor değil mi?
Valla genelde dönüşüyor. Genelde dönüşüyor. Genelde dönüşüyor. Biraz açsana bu konuyu. Sokağı etkileyen bir şey çünkü bu. Senin genelde tek başına var olduğunu, başka hiçbir sorumluluğun olmadığını sahnedeki gördüğü tabii, gibi bir adam olduğunu. Tabii, vur patlasın, çal oynasın. Hiçbir yani şunları hepimiz yaşadık. Tolga abi merhaba, merhaba abicim, iyi günler. Ne suratsızsın ya? Ya cenazeden geliyorum belki. Şimdi bunu hiç düşünüyor musun? Bunu soramıyorum. Hı. Çünkü ona da kırılıyor. Mesela o anki... Benim de eşref saatim var. Var. Eşref bile değil, normal insan saatim var. Ve 24 saate bölersen seninki yüzde kaçıysa benimki de öyle olabilir. Çok acayip bir haber almış olabilirim. Ben iki oyun üst üste oynamış olabilirim. Bazen birisine denk geliyorsun ve o seni bunlardan etkilenmeyen bir yaratık olarak addediyor ve o zaman yorucu bir şey oluyor. O zaman sana haksızlık oluyor. Evet. Ya ben de üzülebilirim. Evet. Ve o üzüntüyü birazcık yaşamam lazım. Ne olur izin ver. Merhabaya merhaba dedim mi? Tatlı bir şey yaptım. Ya ama bundan ötesini zaten ailemle yaşıyorum. Yani hepimizin birbirimizden aynı şeyi beklemesi çok da hakkaniyetli gelmiyor bana. Bizim insan sevmememiz mümkün değil. İnsana iş yapıyoruz. Evet, tabii ki. Ve insanla iş yapıyoruz. Tabii. Bunu zaten anlayan herkes beni anlayacak. Kendimiz olabildiğince çok insan olmaya çalışıyoruz. Niye sevmeyelim? İnsana insana, insanla anlatan bir meslek. Yani bunu söylemeseydin iyiydi ya. Niye? Böyle... O yaşam biçimi gibi beni... Yok abi. Bu lafın ne zaman çıktığını biliyor musun abi? Antik Yunan filandır herhalde. Değil abi. Değil mi? Hayır abi. Abi yakın gazetelerden arkadaş... bulursan 1996 yılında benim ilk röportajımda söylediğim laf bu. Aha. Yani ha, direkt senden laf da çıkmış bir şey. Yurt dışından gelmiyor. Evet. Ha, ben yurt dışından gelmiştim ama. Sence sahneye olan bu ilgin ve tutkun geçici mi? Bundan vazgeçeceğimi sanmıyorum. Bir gün arkadaşım kızının doğum günü için çocukları eğlendirecek birini aradığını söylüyor. Tekrar insanların sadece bana bakarak mutlu olması beni çok mutlu etti. Eşim bu fikri sevmediğini açıkça söylüyor. Evliliğin devamı için çok sevdiğin mesleğinden vazgeçer misin acaba? Aile benim için her zaman en önemlisi. Bırakırım diyorsun. Aile için bırakırım. Palyaço olamazsan ne yapmayı düşünürsün? Mesleğine devam edebilecek misin? Benim aslında asıl tutkum palyaçoluk değil. Asıl tutkum insanları mutlu etmek. Ben yeni yol arıyorum. Aradığım ve bulduğum yol doğruysa insanların gözü parlıyor. Yol yanlışsa parlamıyor. Engel nedir Tolga'cığım? Engel deyince ne anlıyoruz? Hassas bir şey, evet. Engel, hayalin senden alınması. Her konuda. Hmm. Çünkü somut bir şeyle ilgili bir engelde, fikri engelde hayalin senden alınması. Çünkü ben şu an bunu buradan almak, içine çiçek koymak istiyordum. Hayır, onu kahveye kullanacağız dediler. Bitti. Şimdi çiçekleri nereye koyacağımdan tut. Ya buraya çok güzel ağaçlar dikmek istiyorum. Hocam burası kadastral arazi. Ya işte. Engel o. Peki engel üstüne düşünmeye başlayınca azim de kuyruğuna takılıp gelir mi hemen arkasında? Her kişi de gelmez tabii. Yani bu kişinin hayatla ne kadar çarpışmak istediğinle ilgili bir şey biraz. Neyi göze aldı? Evet yani ben çok hayatla çarpışmak üzerine konuşacak bir adam değilim. Çünkü hayatın çok kuvvetli olduğunu kabullenmiş biriyim. Hı. Hayatla savaşmayacaksın. Hayatı çok güzel kandırabilirsin. Ama kazanamazsın. Kazanamayacağın yarışa girmek anlamsız bir yorgunluk. Peki hoşça kal Tolga'cığım, gene görüşelim. Teşekkür ederim. Bu hikayenin kişisi olarak 1974 yılında Ankara'da doğdun. Anne ve baban ilkokul öğretmeni, bir ablan var. Bebeklik çağında rahatsızlanıyorsun ve sana serebral palsi teşhisi konuluyor. Evet. Doktorlar konuşamaz ve yürüyemez diyorlar. Ailen sağlık mücadelende hiç pes etmiyor. Tavsiye edilen bütün tedavi yöntemlerini deniyor. 6 yaşına kadar doktorların söylediği gibi konuşamıyor ve yürüyemiyorsun. Ancak annem ve babanın bilhassa öğretmen olması senin evde de iyi bir eğitim almanı ve gelişmeni sağlıyor. Çarpım tablosunu ezberliyorsun. Destekle ayağa kalkmaya ve kısa cümleler kurmaya başlıyorsun. Ama sen de görüyorsun ki diğer çocuklardan farklısın. Bu farklılık seni nasıl etkiliyor? İşte o zaten koyuyor bana. Yani ben hayatla yarışmam. Herkesin yaşayabileceği bir şey bu. Beni üzen bana kendileri gibi bakmamaları. Farklı baktıkları zaman canım sıkılıyor. Farkı sen de görüyorsun değil mi? Fiziki farkı. Gösteriyorlar. Fark ettiriyorlar zaten. Gösteriyorlar. Ben kendi kendime sıkıntılı değilim. Bu geriletir değil mi insanı biraz?
O insana göre değişir. Ben gerilemek istemiyorum ama gerilemem için bana bakacaksa bile birisinin yandan bakmasını isterim. Tam karşıdan bakma. Çünkü canımı sıkıyorlar. Yani önümden çekilirse güzelleşecek her şey. İlkokul çağına geldiğinde annem ve baban seni kabul edecek bir okul bulmak için çok uğraşıyorlar. Sonunda ancak babanın görev yaptığı okulda ilkokula başlıyorsun. Konuşmakta zorlandığın ve yaşıtlarından farklı olduğun için akran zorbalığına maruz kalıyorsun. Bu durum gerçekten de seni çok üzüyor. Okulda zorbalığa maruz kaldığında kendi durumunu sorgular mısın, varlığını? Her şeyi sorguluyorsun. Evet. Yani ta neden var olduğuma kadar sorguluyor insan. Ya insanın zihnini durdurman mümkün değil ki. Bedenini durdurursun da zihni durduramazsın yani çoğu zaman. Dolayısıyla düşünüyorum tabii yani, çok düşündüm. Ama benim yine problemim kendi zihnimle değil, karşıdakinin zihniyle olduğu için. Benim kontrol edemeyeceğim bir şeyi benim düzeltmem mümkün değil. Bu farklı görünme hali sende nasıl bir duygu yaratıyor? Güçsüz hissettiriyor. Yalnız? Yalnız da hissediyorsun. Yani ne düşündüğünü birisinin anlamasını beklemek çok zor. Ki senin yerinde olmayan birisinin anlamasını beklemek zaten boşa bir beklenti. En sevdiğin kişiler, ailen bile seni çoğu zaman tam anlayamaz. Böyle bir durumda iyice ümitsizliğe kapılmak an meselesi. Tamamlayamaz dedin. Bir eksiklik yani duygusu. Tabii. Tabii. Onları da düşünüyorsun çünkü. Yani onlar acaba yani çok seviyorlar da onların içindeki üzüntü nasıl bir üzüntü? Sadece üzüntüleri düşünür hale geliyorsun. Çok zor bir şey. Elbette bu duruma üzülüyor ancak bir taraftan daha da azimle çalışıyorsun. Ablanın matematik sorularını dahi çözecek duruma geliyorsun. Üstelik matematiğe çok yoğun bir ilgin var. 9 yaşına geldiğinde artık tek başına dengeni kurup ayakta durmayı da başarabiliyorsun, başarıyorsun. Yalnız kaldığında gökyüzüne bakarak kendini avutuyorsun. Gökyüzünün enginliğinin sende yarattığı hissiyat çok özel. Mutsuz, hırpalanmış ve dışlanmış hissettiğin anlarda kafanı yukarı kaldırıyor ve kendini özgür hissediyorsun. Gökyüzüne karşı bir heyecanın var. Ancak arkadaşların senin bu özelliğini duyunca onunla da alay etmenin bir yolunu buluyorlar. Arkadaşlarının fiziksel, duygusal hemen her konuda seninle alay etmesi... Yani şimdi artık yaş ilerledikçe bazı şeyleri başka yerden düşünmeye başlıyor ya insan. Ben de öyle düşünüyorum. Bir kere insanın önünde, kendinde, içinde bir engeli varsa yapamadığın şeyleri değil, diğerlerinin akıl etmediği ve yapamadığı şeyleri diğer açılardan yapmak için kafa çalışmaya başlıyor. Böyle yapamıyorsam nasıl yaparım diye. Dediğim gibi beynin sınırı yok. Gökyüzünün de sınırı yok. Tabii. O yüzden gökyüzü beni çok rahatlatıyor. Çünkü bir tek orada önüme geçemiyorlar. Okulu, ilkokul bitip ortaokula geçtiğinde hayat biraz daha zorlaşıyor. Seni mevcut rahatsızlığınla kabul edecek okul bulmakta zorlanan ailenin çabalarını gördükçe hem şaşırıyor hem de üzülüyorsun. Sonunda bir okul bulunuyor ve başlıyorsun. Ancak ortaokul senin için gittikçe zorlaşıyor. Her dersin öğretmeni farklı. Hepsi teker teker rahatsızlığını soruyor. Sürekli kendini anlatmak mecburiyetinde hissediyorsun, kalıyorsun. Derslerin çok iyi olsa da bu durum seni çok zorluyor. Konuşurken kekelediğin ve akıcı okuyamadığın için Türkçe öğretmeni seni küçümsüyor. Aileni çağırarak seni başka bir okula göndermelerini talep ediyor. Sence daha fazla zorluk çekmemen için ailen bunu kabul etmeli mi? Seni okuldan almaya karar verirlerse ne hissederdin mesela? Ya çok üzülürdüm tabii. Tamam. Ama onlara da hak veriyorum. Yani onlar için de çok zor. Sadece benim için zor bir şey değil ki bu. Yani kendinizi onların yerine koyarsanız benim adıma karar vermek duygusu çok ağır bir duygu. Onların da sorumluluğunu anlıyorum. Çok zor bir şey yaşıyorlar. Benim kadar değil ama neredeyse benimki kadar sıkıntılı, kalbi bir şey yaşıyorlar. En azından kalbi bir şey yaşıyorlar. Onlar da kelimelerini seçiyorlar konuşurken. Türkçe öğretmenin hakkında ne düşünüyorsun? Onu... Yani şöyle bir şey söyleyeyim mi? Sadece ben değil bu. Çok dimdik durup 100 metre koşan birisinin de bir engeli var. Dolayısıyla işte dediğim gibi yaş almaya başladıkça biraz o açılardan düşünmeye başlıyorum. İlk başta kızgınlıkla yaklaştım da, yani hele sen Türkçe öğretmeni, sen nasıl böyle bir şey
Nasıl bu açıdan bakarsın? Nasıl böyle ciddiye almazsın dedim. Sonra acaba onun nasıl bir engeli var dedim. Yani onun neyi var ki benimle uğraşamayacak kadar yorgun hissediyor kendini. Böyle biraz sufi olmaya başlıyorsun. Değişik bir yerlere gitmeye başlıyorsun. Ailen tabii ki öğretmenin bu teklifini kabul etmiyor ve bu okulda devam etmen konusunda ısrarcı oluyorlar. Öğretmeninin bu önerisi seni Türkçe dersinden uzaklaştırıp çok sevdiğin matematik dersine yaklaştırıyor. Ortaokulu dereceyle bitirdiğinde mezuniyet töreninde bütün öğretmenlerin sıraya girip başarın için seni ayakta alkışlıyorlar. Aralarında Türkçe öğretmenin de var şüphesiz. Lise yıllarında gökyüzüne bakmak senin daha çok ilgini çekmeye başlıyor. İleride mutlaka uzay ve matematik üzerine bir iş yapmak istiyorsun. Hatta bu hayalinin adını net bir şekilde koyuyorsun ve uzay mühendisi olmaya karar veriyorsun. Derslerin zaten çok iyi, şahane bir öğrencisin. Dünya çapında fizik ve matematik olimpiyatlarına katılıyor. İki yarışmada da takımının derece almasını sağlıyorsun. Sıra geliyor üniversite sınavına. Bak neler oluyor. Üniversite sınavına girdiğinde hiç Türkçe sorusu çözmeden Türkiye 25.'si oluyorsun. Türkçe öğretmenini birkaç saniye düşünelim sonra. Hepimiz anladık onu. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü o dönem 490 puanla öğrenci kabul ediyor. Sen 602 puanla epey alacaklı olarak bölüme giriyorsun. Hayalin uzay mühendisi olmaktı ama Türkiye'de o zaman öyle bir şey bölüm yok. Hayalinden vazgeçmek istemediğin için fazladan 20 mühendislik dersi alarak kendini bir uzay mühendisi olarak yetiştirmeye gayret ediyorsun. Ne olacak bu işin sonu? Çok çalışıyor, fazladan ders alıyorsun falan. Hayalin olan uzay mühendisi olabilecek misin? Öyle bir bölüm de yok yani. Vallahi artık şu mertebede hayalin uzay mühendisi olmak olmama geçti zaten. İşte her gittiğin ortamda ne yaparsan yap eksik olduğunu hissettirdikleri için olay artık bir şey olmaktan ziyade hepinizden fazla olmaya döndü. Yani ben de bunu fark ettim, biraz endişe de duyuyorum ama. Gergin bir durum. Evet yani. Gergin bir durum çünkü benliğinle çatışıyorsun. İnsan olarak aslında hoş bir yere gitmemeye başlıyorsun. Çünkü senden de iyi olacağım, senden de iyi olacağım. Neden? Çünkü beni tam görmüyorsunuz. Bölüm yok. Olsun, olacağım. Olsun, olsun. Astronomi ve uzay bilimleri diplomana ek olarak aldığın mühendislik dersleri sayesinde Türkiye'nin ilk uzay mühendisi oluyorsun. Türkçe öğretmeni. Senin mezuniyetinden ancak 8 yıl sonra İstanbul Teknik Üniversitesi uzay mühendisliği bölümü ilk mezunlarını veriyor. Hayaline kavuştun ve artık uzay mühendisisin. Bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Sence bir iş bulabilecek misin? Vallahi dediğim gibi bulamam evet ihtimalle ama bu atılımı kendim yapmam lazım. Çünkü bu da yetmeyeceği için kimseye. Ya hocam öyle ama siz şimdi sizi yormayalıma kadar gelir bu iş. Dolayısıyla yoksa da bu bölümü kurmak için atılım yapmam lazım. Başlatmam lazım. Şunun için yapmam lazım. Bunu kurup, bunu yerine oturtup gelen herkese... Kim olursa olsun sen benden eksiksin duygusunu belki de hissedeceğim. Gizli gizli kendime bunu itiraf etmek istemiyorum ama galiba içten içe böyle de bir şey var. Yani. Yani bunun en başındaki adam benim demem gerekiyor. Evet. Peki. Okulunda kalıp akademisyen olman konusunda yine geçmiş eğitim hayatındakine benzer durumlarla yani zorbalıklarla karşılaşınca yüksek lisans ve doktoranı tamamladıktan sonra okuldan ayrılıyorsun. Ancak bu ayrılışın çok daha hayırlı oluyor ve TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde uzay mühendisi olarak çalışmaya başlıyorsun. Bu başarı karşısında ne hissediyorsun şimdi? Çok büyük bir başarı yani evet, bu artık. Yani, bu kadar. Ya mutlu edici bir şey tabii çünkü insan olgunlaştıkça neler başardığını ara ara kendine hatırlatmayı seviyor. Ama dediğim gibi geldiğin noktada artık neyi başardığın değil, nereye gideceğin ve bunun nasıl devam edeceğiyle ilgili bir arayış ve kaygı olduğu için biraz başarıyı gölgeliyor. Başarı fikrini ve başarıyla mutlu olma fikrini gölgelemeye başlıyor. Şimdi ne yapacağım? Yani herkesin seni eksik gördüğü bir dönemden daha fazla ne olabilirim dönemine geçen bir insanı durdurmak artık çok zordur. Önce tanışalım. Sonra biraz kendisini dinleyelim. Sonra neler olmuş bakalım. Tamam. Efendim geliyor.
Gökyüzüne baktığımda 9 yaşındaydım. İleride uzayla ilgili bir meslek seçmem gerektiğini düşündüm. Ve uzay mühendisi olmaya 9 yaşında karar verdim. Turgay Karakaş. Müthiş bir şey ya. Susturuyor değil mi insanı? Müthiş bir şey. Tabii canım. Ne diyeceksin ki? Şimdi işte Türkçe öğretmeninden başlayarak geri döneceksin. Ben o arkadaşlara üzülüyorum yani. Tabii bu arkadaş pırıl pırıl. Biz neyle uğraşırken adam nereden, nasıl bir yola çıkmış ve yani insan üzülüyor. Turgay Karakaş hayatı boyunca yaşadığı zorluklara rağmen azimle çalıştı ve başarılı bir uzay mühendisi oldu. Türkiye'nin ilk seyir füzesi olan uzun menzilli SOM, son seyir füzesinin yapımında etkin rol oynadı. Yabancı ülkelerden birçok iş teklifi aldı ancak ülkesini bırakmayı hiç düşünmedi. Bir de o var, helal olsun. Turgay Bey ilerleyen yıllarda evlendi. Şimdi 6 yaşında bir kızı var. Ve en büyük mutluluğu kızıyla geçirdiği zamanlar, öyle söylüyormuş. Karakaş aynı zamanda kendisi gibi serebral palsili olan çocukların eğitimi ve sosyalleşmesi için kurulan Serebral Palsili Çocuklar Derneği'nde de yönetim kurulu başkanı. Karakaş'ın diğer önemli hayali ise kendisi gibi bu hastalıkla mücadele edenlere umut olmak. Yıllar önce Türkçe öğretmeni düzgün okuyor, biz de takmış gibi olduk. Hocayı canından bezdirdik. Neyse, onlar zaten çoktan sulh olmuşlar. Öyle mi? Yani işte alkışlayınca ayakta hoca da kendine göre. Düzgün okuyup gene de altını çizmiş olduk ama şu eslerle, duraklarla canım, falan olsun. Değil mi? Düzgün okuyamadığı ve yazamadığı için ona 120 gün güzel yazı yazma cezası vermiş o zaman. Allah Allah. Evet. Çok enteresan. Yıllar geçmiş. Turgay Bey başarılı bir mühendis olup doktorasını bitirince o öğretmenine 120 adet gül almış. Ve hem kendisiyle hem yaşadıklarıyla barışmış. Çok parlak bir adam. İşte diyorum ya artık öyle bir yerde ki o dert değil artık onun için. Evet. Kızıyla çok sevdiği mesleğiyle, eşiyle mutlu yıllar geçirmesini temenni ediyoruz. İyi ki böyle insanlar var. Gurur kaynağı. Hepimizin gurur kaynağı. Örnek, iyi bir rol model. Tabii ki de. Hem ülke için gurur kaynağı hem de bir insan, yapı olarak insan için sınırsızlık örneği. Evet, serebral palsi denen hastalığa karşı da bizim tutumumuzu değiştirecek ölçüde tabii büyük ki de, bir savaşçı. Tabii ki de. Etrafına çok şey öğretmiş. Yani çok çok aynı zamanda bir hoca olduğunu da söyleyebiliriz. Teşekkür ediyoruz kendisini. Sevgiyle selamlıyoruz burada. Senin de hayatında Turgay Bey'in öğretmeniyle olduğu gibi bir yaşadığı gibi dönüşüm yaşadığın bir hadise falan oldu mu? Sus çocuğum, gülme falan, güldürme. Sus çocuğum, tam tersi oldu. Ama arkadaşlarımla benzeri çok oldu. Yani bende şöyle bir şey vardı. Ben sürekli hikaye, şiir yazardım ortaokulda falan. Allah rahmet eylesin hocam Sevgi Şahin. Okuyun şiirleri derdi. Ben hep böyle komik kafiyeli falan filan hani hikaye saçma sapan işte. Yani içimizde o var. Öyle şeyler yazardım. Tolga bırak Allah aşkına şunu derdi. Sıradakine geçerdi, okurdu. Ders biterdi, çıkarken tutardı. Aynen böyle devam et derdi. Allah rahmet eylesin. Her sene de andım. Olabildiğince iletişimde kalmaya çalıştım. Benim için çok önemliydi çünkü yaptığı şey. Aynı dönemde çünkü herkes tiyatrocu olacak bu da diyorlardı. Şimdi daveti isteyen arkadaşlar. Yıllardır. Yani o yüzden arkadaşlarımla yaşadım benzerini ama o öğretmenim Nur içinde yazsın. Çok acayip destekledi beni. Daha birkaç öğretmenim daha var da Sevgi Hanım'ın yeri çok var. Ya hepimizin hayatında böyle bir veya en az bir veya birkaç yönetmen öğretmen oluyor. Yönetmen de oldu. Yönetmen de artık mesleki de var. Tabii. Evet, peki bütün öğretmenlerimizi sevgiyle. Turgay Bey bazı öğretmenlerine rağmen pes etmemiş ve başarılı olmuş. Senin de bir konservatuara girememe hikayen var. Kaç defa denedin?
Bir kere. Tabii İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Peki rahmetli. Kazanamadığında pes etmeyi düşündün mü hiç? Pek de düşünmemişsin. Yani moralim çok bozuldu. Diye. Moralim çok bozuldu ama o Allah rahmet eylesin Yıldız Hanım'ların tabii. jüri olduğu dönemdi. Tabii. Zorlu bir dönemdi. Yani benim galiba yanlış hatırlamıyorsam 296 mıydı neydi numaram? 1040 kişi mi giriyordu ne? Tabii. 12 kişi alıyorlardı falan öyle bir dönemdi. Bizim de dünyadan haberimiz yoktu. Bir şeyler ezberleyip gittik ama belki de hazır değildik. Aynı dönem aynı sınavda girenlerden şimdi hatırladığımız kimse var mı? Yok. 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 Yani benden önce giren birazcık dil yapısıyla ilgili problem yaşayan bir arkadaş vardı. Kalıtımsal bir problem. O kazandı. Ben kazanamayınca beni çok germişti. Hmm. Ama her işte hayır var demeyi de öğrendim ondan sonra. Yıldız Hanım'la da konuştuk Hanım'la konuyu. Konuşmuşsunuz o konuyu. Ya, o da şey demiş değil mi? Allah rahmet eylesin. Nerede okudun Canikom? İşte şurada. Niye orada? İşte dedim burada konservatuvarı kazanamadım. Almadılar dedim. Kim almadı? Siz almadınız dedim. Hayırlısı olmuş Canikom. Yani o kadar kıymetliydi ki o benim için. Evet. Babaannem oynuyordu beraber dizide oynuyorduk. Evet. Çok güzel anı. Ya o yaklaşım bile çok kıymetli bir yaklaşım benim için. Evet. Çok. Turgay Bey'in başarısında ailesinin desteği çok önemli bir rol oynamış. Annesinin, babasının, sonra eşinin, çocuğunun. Annen baban sana destek oldular mı? Ya babam biraz şey yaptı rahmetli. Yani oğlum biraz daha matematik hukukçuydu, kafalıydı. Hukukçuydu. Değil, değil mi? Biraz daha matematik kafasıydı. Ama biz, sen çok daha iyi bilirsin. Ben özellikle tiyatrocudan koca olmazın son jenerasyonuyuz. Tiyatrocudan? Koca olmaz. Ha koca, evet evet. Bunun son, yani... Aç kalacak olmuyor, bu. Ben üç defa. O anlamda aç kalır yavrumun son jenerasyon. Bizden sonra dizide mi oynuyor? Hemen evlensinler oldu ya artık şimdi. Öyle bir şey değişti. O yüzden babam endişe ediyordu. Bir tek sen mi varsın memlekette yani? Sana mı şans gülecek falan yüzüne gibi bir şeyler. Babandan var. Fazla kazandın değil mi? Ya öyle ama. Babanlarınız nasıldı rahmetli? Çok arkadaştık ya. 2013'te mi kaybettin? 2015'te kaybettin. Çok arkadaştık. Sert adamdı. Yani sertliği şuydu. Çok doğruydu. Son söyleneceği ilk söylerdi. Vay. Ya çok tamam da bir... Dur buradan mı girilir yani? Benim vaktim yok derdi. Ha. Sana nasıl anlatayım 50 senelik tecrübeyi derdi. Çok doğruymuş. Şimdi anlıyorum. 9'dan sonra aranmak istemiyormuş değil mi? Telefonu. Tabii tabii. Sebep? Korkuyordu çünkü. Aradığına göre ya bir müvekkil hapse düştü, saatte. Ya karakola çektiler, ya bir dert var, ya biri öldü. Hani beni bu saatten sonra aramayın, korkarım derdi. Öyle eskiden cep telefonları yoktu, ev telefonu olduğu için. Evet. Yani bizi de arkadaşımız aynı telefondan arıyordu. Komşu da orada. Babanla ilişkini kısa kestin. Yo, ben çok severdim canım. Şimdi daha da çok seviyorum çünkü her dediği çıkıyor adam. İki kardeş misin? Evet, bir de kız kardeşim. Kız kardeşim var, evet. Bir de kız kardeşim var. Güzeldi ilişkimiz ya, güzeldi. Çok kavga ederdik. Beraber vakit geçirir miydiniz? Çünkü o kuşakta biraz biliyorsun. Benim şu anki imkanlarımla evlatlarıma geçirdiğim 7000 katını bize geçirttirdi. Nasıl yapıyorlardı ben anlamıyorum. Her o şey, maddiyatla. Her şey bir eda meselesidir evet efendim. Edası öyleymiş. Yani babayız mabayız diyorum ben kendime ama ben onun %40'ı olamadım yani. Yok yok, sanmıyorum. Sen de çıtayı çok yükseltenlersin, bunlar biliniyor. Abi çok imkansızlıklarda müthiş şeyler evet, yaşattılar bize. Evet. Çok büyük bir üzüntü yaşadığın olay var mı? Hatta hiç unutmadığın bir... Çok büyük üzüntü. Evet. Yani ne zaman çok üzüldün? Ne oldu da çok üzüldün? Yani öyle... Çünkü senin gibi tiplerin moralini bozmak da zordur. Zor. Zor. Yani şöyle anlatayım. Direnişçisin yani. Hatırlayamıyorum çünkü yok diyeceğim galiba. Çünkü Allah işte babam, da göstermesin zaten. Hiçbirimize göstermesin. Mesela babam vefat etti. Dediğim gibi çok, ya biliyordum. 67 gün falan komada kaldı falan. Hani ben diyordum ki annemi üzmeyin lan, öldü adam diyordum yani. Öldü, vefat etti. İşte defnettik falan filan. Bize eğlenceli geçer cenaze akşamları. Yani çok anarız. Bir de sohbet, muhabbet güzel olur. 6 ay falan geçti üstümden. Özge diyordu ki bana, ya nasıl adamsın sen, gözünden yaş akmıyor, ciddi duruyorsun falan. Abi 6 ay sonra falan bir gün tatildeyiz ailece. Müzik dinliyoruz. Benim de kızım buramda. Ben kızıma sarılmışım. Özge oğlanla yan yana oturmuş makara, böyle müzik dinliyoruz. Abi sanki biri musluğu açtı bende. Bir patladım. Çünkü şu oldu. Herkes olayı atlattı. Herkes normale döndü. Şimdi ben rahatlayabilirim. Nedense evin reisi gibi bütün sülalenin. Yani öyle bir şey oldu. Bebeklik çağında rahatsızlanıyorsun ve sana serebral palsi teşhisi konuluyor. Konuşmakta zorlandığın ve yaşıtlarından farklı olduğun için akran zorbalığına maruz kalıyorsun.
benim kontrol edemeyeceğim bir şeyi benim düzeltmem mümkün değil. Yalnız kaldığında gökyüzüne bakarak kendini avutuyorsun. Çünkü bir tek orada önüme geçemiyorlar. Uzay mühendisi olmaya karar veriyorsun. Her gittiğin ortamda ne yaparsan yap eksik olduğunu hissettirdikleri için olay artık bir şey olmaktan ziyade hepinizden fazla olmaya döndü. Türkiye'nin ilk uzay mühendisi oluyorsun. Gökyüzüne baktığımda 9 yaşındaydım. İleride uzayla ilgili bir meslek seçmem gerektiğini düşündüm ve uzay mühendisi olmaya 9 yaşında karar verdim. Aşka inanıyor musun dostum? Yani çok fazla değil. Değil. Bu programı evde söylüyorum. Tabii tabii. Yok, karımla da bunu tartışırız. Yani şu var. Çok kısa vadeli bir şey olduğuna inanırım. Patolojik bir şey gibi. Biz karı koca sevgiciyiz. Yani hala birbirimize aşığız. Aşırı seviyoruz. Aşk sevgimizin yanına yaklaşamaz. Peki o zaman içinden aşk geçen bir gerçek hikayeyle i̇şte devam ben. Edelim. Evet. Hoşça kal Tolga. İşte sen değil, başkası. 1949 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı'na bağlı Küçük Karamanlı Köyü'nde dünyaya geldim. Ailecek maddi açıdan zor bir hayatınız var. İlkokuldan sonra eğitimine bu yüzden devam edemiyorsun. Çeşitli küçük işlerde ve tarlada çalışarak ailene yardımcı olmaya çalışıyorsun. Senin gençlik döneminde yani 1960'larda köyünüz henüz göç vermeye başlamamış ve geçim kaynağı olarak da ağırlıklı olarak tarımla hayatınızı kazanıyorsunuz. Böyle bir halde, böyle bir coğrafyada 60'lı yıllarda gelecek için nasıl bir hayat tasavvurun var? Ne kadar olabiliyor, ne oluyor? Ne hayal ediyorsun? Şu an kaç yaşındayım? 11. Evet, yani 49, 60, evet. 11. Yani 12. Şu an çok bir şey tasavvur edemem tabii ama hayal o yaşta, kurmak. Evet, hayal o yaşta en iyi traktörü almayı hayal ederim. Yani en iyisi ben de ya olsun. Da traktör almayı hayal ederim. Evet, traktör almayı hayal ederim. Babama yardım edeyim. Öyle bir şey yapayım ki benimle gurur duysunlar. En iyi ben süreyim tarlayı. Oranın gelişkini olayım diyorsun. Evet, evet. Çünkü dünyan biraz kısıtlı o yaşta. Uzaklara göremiyorsun. Bir yere gitmek o yıllarda kolay değil. 14-15 yaşlarında köyde hem tarlalarda çalışıyor, boş zamanlarda da arkadaşlarınla köy eğlencelerine katılıyorsun. Zaten düğün ve cenaze bütün köyü bir araya getiren nadir olaylar. Bir düğünde gördüğün bir kızdan çok etkileniyorsun ve aşık oluyorsun ona. Kız da çok güzel ve sana bakıp ilgisini belli ediyor. Onun yanına gitmeye cesaret edemiyor. Düğün boyunca uzaktan izliyorsun. Düğünden sonra ise köy ağasının kızı olduğunu öğreniyorsun. Aşık olduğun kız maalesef ağanın kızı çıktı. Maalesef kısmını bilmiyorum ama yani işte bir eşitsizlik diğer var ya orada. Diğer şey durumu var ya evet. Maalesef. Onu öğrendiğin zaman ne hissettin? Ya biraz üzüldüm tabii. Çünkü bizim oralar ne kadar uzakta o. Yani şehrin en batı ve en doğusunda yaşıyor da olsan birisine gönül koyduğun zaman veya gönlünü kaptırdığın zaman şehrin öbür başından da duyulur. Çünkü genelde birbirini tanır ve akrabadır herkes. Tabii. Senin biraz öyle bir yapısı vardır. O yüzden hissettiğin her şeyi ilk başta dillendirmeden önce biraz uzaktan kendin yaşaman lazım. İyi ki de öyle yaptım. Çünkü rezil olabilirdim yani. Peki bu bir araya gelmeniz için bir engel oluşturur mu? Ya ben birazcık ailemden farklıyım. Aslında bu işin peşini de kovalamak istiyorum. Çok da güzel kız. Ama işte... 14-15'te cesur yaşlar ya. Evet, yani biraz hani delikanlı denilen yaşın... Tam oraları. Olmazdan anlamaz falan. Yok, beni de ilgilendirmez zaten. Çünkü benim babamdan da annemden de fazla hayallerim var. Yani onlar belki de planlı bir evlilik yapmışlardı. Tam bilmiyorum. O konularda bizle konuşmazlar ama ben birisini sevdim mi onunla olmak istiyorum yani. Belki de onun ailesi de beni sever. Yeni bir şey çığır açarız diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Kız da senden hoşlandı tabii. Tabii ki de. Onların evinde çalışan bir kadın aracılığıyla haberleşmeye başlıyorsunuz. Arada bir gizli saklı görüşüyorsunuz. Ancak sen onu daha sık görmek istiyorsun. Tabii hem ağanın kızı olması hem de köy şartları sebebiyle o imkanlar biraz kısıtlı. Ona ulaşmak, biraz daha sık görebilmek için ne yaparsın? Yani şimdi ben babama danışacağım da onların yanında bir işe girerim falan diye bir şeyler var aklımda. Oralarda acaba işte ağanın biraz... yanına diyorsun. Evet, yani böyle mevsimlik işçi değil de daimi kalabileceğim, işte eti senin kemiği benim lafıyla belki oraya
bir yere edinirsem kendime. Hmm. Ama o da tehlikeli bir şey. Çünkü öyle girdiğin zaman... Vay içeride yani yarın öbür gün var, evet, hakikaten gönüllerinizin birbirinde olduğunu öğrenirse sen ayıp etmiş olursun yani. Evet. Bütün bunlar biraz bu yaşta kafamı biraz torba ediyor. Düşünüp taşınıyorum ve zor da olsa bir formül buluyorsun. İki evin arasında gizli bir tünel kazmaya karar veriyorsun. Tabii. 15 gün boyunca her gece sabaha kadar tünel için çalışıyorsun. Herkes dışarı çıkmak için tünel kazarsan içeri girmek için demek ki tünel kazıyorsun. Bir gece annen tüneli fark ediyor ve hemen kapattırıyor. Camı kapattırır gibi tünel kapattırılır mı? Sevdiğin, bir de 15 gün açmışım birader ya. Çok ağır ya. Kapatması daha zor olmuştur. Değil belki mi? Sırf ağzını kapat. Sevdiğin, anneye de kapattım diye gösteriyor. Tabii değil mi? Olayım. Sevdiğin kız için ferhat olup tünel kazdın. Ama bir araya gelmenizin tek yolu da kapanmış oldu böylece. Ne hissediyorsun şimdi? Aşkından vazgeçer misin? Tünelde ya kapandı. Ya şimdi asıl üzücü olan ne biliyor musun? Tüneli kazdığımdan kızın haberi yok. Bilseydi... Bu da bir... Kapatmam bile bir nebze hani... şey olabilir. Şimdi hiç bilmediği için nasıl anlatacağım? Yani bunu yaptığımı bir bilse onu söyleyemeden kapatmış olmak benim. Tabii yani babası da bir bilse. O da bilse. O da evet. Genelde kıstırırdı beni ama. Birkaç kez üst üste gizlice buluşuyorsunuz ancak kızın babası yani köy ağası durumu fark ederek görüşmenizi yasaklıyor. Böylece artık nur topu gibi bir engeliniz daha oluyor. Evet. Artık yasağınız da var. Ağa bunun üzerine kızını hemen bir başkasıyla evlendirmek istiyor. Evlerine sık sık görücüler gelip gitmeye başlıyor. Ancak sevdiğin kız yine evdeki çalışan aracılığıyla seni düşündüğünü ve kimseyle evlenmek istemediğini sana iletiyor. Aşık olduğun kız senden vazgeçmemiş. Ne hissediyorsun? Ya bu çok... Direnişte. Tabii canım. Ama belliydi ama. Biz o anlarsın ya onun karşındakinden. Evet. Yani var onda da bir şey dersin. Zaten sana cesareti veren odur. İnsan boşu boşuna tünel kazmaz. Kaldı ki çok karşılık bekleyecek yaşlı da değilsin. Değil, ama üstelik ama bir de bu var yani. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bunu ilk defa burada itiraf ediyorum. Kendime de belki itiraf ediyorum ama onun beni sevmesi zaten kıymetli bir şey. Sevdiğini bilmem, öğrenmem, benden hoşlandığını en azından öğrenmem kıymetli bir şey ama onunla böyle bir hayali kurabilmek zaten beni mutlu ediyor. Evet. Olmasa bile güzel bir hayal bu. İnşallah olur diye başka bir hayalim daha var. O da gerçek. Peki başka bir planın var mı? Onu görme şansın olmayacak gibi şu mevcut durumda. Pek bilemedim yani. Plan var başka mı? Bir plan daha zor. Tünel olmadı. Yani bu yıllarda çok zor. Şimdi nereye gitsen artık oralarda yakınlarda gözüksen de laf olacağı için çok büyük sıkıntı. Muhtemelen duyuldu değil mi bunlar? Muhtemelen öyle oldu. Tek bir çıkar yolum var benim. Her şeyi göze alıp bunu aileme açacağım. Ağa kızını kimseyle evlenmeye ikna edemiyor. Ancak senin evlenmesine de razı gelmiyor. Çözüm olarak kızını köyden göndermeye karar veriyor. Bir gün evlerine bir kamyon geliyor ve sevdiğin kızı eşyalarıyla birlikte alıp gidiyor. Arkasından baka kalıyorsun ancak elinden hiçbir şey gelmiyor. Vedalaşma fırsatınız bile olmamış. Onu tamamen kaybettiğini düşünür müsün? Ya düşünürüm aslında. Nereye gittiğini de bilmiyorsun. Bilmiyorum. Kendi başıma da çok hareket edecek bir yaşta değilim. Evet. Değilim yani. Bir zamanların o zamanın 14-15'i az değil tabii. Değil ama ailelerin yani gözetimi altında. Evet. O zamanlar bir de yani öğreniyorlar. Bir balans bozukluğu da var. Var. Hiyerarşik bir durum var. Yani biraz elim kolum bağlı yani. Tekrar bir araya gelme imkanınız olabilir mi? Nereye gittiğini öğrenebilsem. Yani bırakıyor musun bu işin canı? Yok bırakmak değil de bir de bir gerçek var ortada. Yani bunu aileme de açmadığım için tamamen yalnız kaldım. Nasıl çıkarım bunun altına onu da bilmiyorum. Birine danışmadan tek başıma kurtaracağım bir iş gibi gelmiyor bana. O gittikten sonra yollara düşüyor ve peşinden gidiyorsun. Nereye gittiğine dair hiçbir fikrin yok. Şehir şehir dolaşıyor. Bu kez de Leyla'yı arayan Mecnun oluyorsun. Köyünüzden göç edip başka şehirlere yerleşenlere ulaşmayı ümit ediyorsun. Ancak her seferinde elin boş kalıyor. Aradan yaklaşık 10 sene geçiyor.
en sonunda pes ediyor ve köye de geri dönmüyorsun. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsun ve çok mutsuzsun. İlk aşkını, bu ilk aşkı unutabilecek misin acaba? Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Bir kere belki garip bir söylem olacak ama aşkı aslında ben yarattım zaten. O yüzden kendi yarattığım şeyden... Tamamen el yapımı. Evet, yani ondan vazgeçmek de koyuyor bana. Ailenin ve çevrenin baskılarına dayanamayıp Kayseri'de tanıştırıldığın bir başka hanımefendiyle evleniyor, iş buluyor ve bir hayat kuruyorsun. Kurduğun yeni hayatta bir türlü mutlu olamıyorsun. Evliliğin sadece birkaç sene sürüyor. Bir gün yaşadığın mutsuzluğa dayanamayıp eşinden ve işinden ayrılıp köyüne geri dönüyorsun. Köyde her şeye yeniden başlayabilmek mümkün olacak mı sence? Yani yine yalnız ve mutsuzsun çünkü. Yok. Yani aileden kalanlarla ailenin işlerine tekrardan odaklanıp bir şeyler yapmam lazım ama zor tabii ki. Çünkü bütün her şeyin başladığı yere dönünce insan bir sürü şeyi kazıp çıkarıyorsun. Beyninden, aklından. O yüzden kolay bir şey değil o. Her şeyi bıraktın, köye döndün. Sonra neler oldu merak ediyor musun? Çok. O zaman bir tanıştırayım sizi. Lütfen. Sonra bakalım ne olmuş. Lütfen merak Efendim ediyorum. Geliyor. Hulusi Topuz bu beyefendi. Mecnun'la Ferhat karışımı. Hulusi Bey köye dönünce Sunan'ın, yani sevdiği kızın, aradan geçen yıllar içinde kimseyle evlenmediğini öğrenmiş. Sunan'ın babasının ve ağabeyinin karşısına geçerek kızlarını bir kez daha istemiş. Sunay'ı senelerdir kimseyle evlenmeye razı edemedikleri için onlar da durumu kabullenmişler. Suna Hanım ve Hulusi Bey güzel bir düğünle evlenmişler. 4 çocukları var ve evliliklerinin 48. yılındalar. Ya helal. Müthiş yani şey ya. Evet. Müthiş bir şey ya. Müthiş değil mi abi? Ne oldu? 10 sene yıllarca vakit kaybettiler. Evet. Ama hayat işte öyle oldu, böyle oldu. Çalkalandı, i̇şte hangisi, yerine oturdu. Hangisinin hayatında iyi olduğunu bilememek de insanı gıcık Vermemiş ediyor. Olmaları mı? Evet. 10 sene Belki sonra. O mu hayırlı oldu falan. Onu hiçbir zaman bilemeyecekler. Hiçbirimiz de bilemeyeceğiz. Bu aşk hikayesi için ne diyorsun? Sence aşk imkansız bir şey mi? Hayır. Görüldüğü gibi. Ama tabii belki bugün onlar da tarif edecek olsa Özge ile senin için... Olduğu gibi derin bir sevgiden, vazgeçilmez derin, prizmatik bir sevgiden bahsedecekler daha çok. Ben öyle olduğuna inanmıyorum. Çünkü birbirlerini görüp bir şey başlıyor. Şimdi bu bambaşka bir şey. Çok bu da saygım bir hikaye, var. İnanılmaz bir hikaye. Çok saygıyla karşılıyorum. Bizde aşkla başlıyor. Ya ne kadar güzel oturuyor. Ne dik duruyor, ne efendiden. Ya oğlum onları duruyor zaten. Ne güzel dinliyor, ne güzel destek oluyor, ne güzel seninle beraber her şeyin altına elini sokuyor. Nasıl bunun altından kalkıyor? O işte sevgi, hayranlık ve şeye dönüyor. O yüzden hep ben dedim ya, sevgi aşkın üstüne çıkıyor diye. Yani bizimki biraz öyle. Bizde aşk vardı tabii ki de. İlk onunla başladı ama sevgi aldı, tozunu attırdı hepsini. Ya biz 180 derece farklıyızdır karımla. Mutluluğu kurumsallaştıran şey o galiba. Galiba. Yani hakikaten o siyah sever, ben kırmızı. O bilmem ne, ben bilmem ne. Ona rağmen ama o şey olduğu anda dünya yansa böyle burada mı? Hep bazen şey yapıyorum. Turneden geliyorum. Ya turneden geldin yine ahşap kesiyorsun. Yine. Kızım geldim artık, buradasınız ya. Burada olun. Sen burada ol. Burada olun. Ya. O benim için çok önemli. Benimle olun, birlikte olalım falan filan. O olaylar, yani sevgili aşkın farkı gibi bir şey bu. Beni 97 model arabam, 68 bin kilometredeyken ve evimiz kirayken seçtiğin, bana tahammül ettiğin, güzel bir hayat ve huzur yetmezmiş gibi iki de hayırlı evlat verdiğin, ikisini de bakıcı şart demeden, arkadaşların gezerken kucağında salladığın, doğururken Allah aşkına şu kadrajı fotomuzu çeksin diye moda deliliği yapmadığın için sana ayrı aşığım. Senin kıymetini bilmek bile insana haz veriyor. Kim demiş bunu?
Ne fırça yedim bunun üstünden. Bundan çok fırça yedin sen. Beni oradan oraya vurdular. Haksız buluyorum. Tınısını anlamamışlar. Galiba. Şeyini evet, anlamamışlar. Bir şeyden bağımsız okuyunca... Belki karın başka... senin ırgatın mıya götürdüler işi. Allah, yani ben size yıllardır bunu anlat, bir şeyler anlatan, sizi eğlendiren bir insan bu ırgat mı demiş olabilirim yani mesela. İşte bunu diyorum, biraz uzaktan tekrar bir okumak lazım. Lütfen buna takılmayalım. Bunu geçelim. Ben yani şeyin, metnin... metninden çok hoşlandığım için bunu burada okumak istedim. Çünkü bu seni seviyorum, sana aşığım demenin birçok yolundan ince olanlarından biri bence. Yoksa bu işleri dünya paraya yaptıracaktık. İyi ki sen yaptın, cebimize kaldı anlamına geldi. Evet, vallahi, evet. Ben hiç öyle bir şey anlamadım. Ama işte yani. Çok kişi öyle anladı. Çok güzel. Evet. Neyse, anlayanlar benim için zaten önemli. Evet. Birlikte çok uzun bir yol yürüdünüz. Mutlu bir evliliğiniz var. Bu şey mi? Biri yükseldiği zaman öbürünün dengelemesi falan filan gibi şeyler var. Formüller var. Bu ve benzeri bir manzume üstüne mi yürüyor her şey? O da etkili. O da etkili. Yani bir kere kimya çok önemli abi. Hepsinden önemlisi kimya olduğuna çok inanıyorum. Kader olayına burada çok inanıyorum. Kader? Burada inanıyorum. Yani... O gece benim orada bulunmam, onun orada bulunması, birbirimizi görebilecek şekilde oturmamız, bu Eylül'de 20 yıllık evli olacağız. Yani mesela. Harika. Falan. Şey 2024'ün 20 Eylül'ünde, özür diliyorum. Çok iddialı yani. Ama öbürü, biri saçmalayınca öbürünün toparlaması, öbürü hızlı gidince öbürünün birazcık kolundan tutup sakin ol demesi. Bunlar tabii ki de işin acayip şeyleri. Yani onlar olmazsa olmaz. Ama kimya birincidir. Peki, yani vazgeçememek birbirinden. Özlemek. Tabii ki. Değil mi? Tabii. Galiba birinci şey o. Yani ben mesela sinirden bir adamım. Ona rağmen beni özlüyorsa bir şey var demektir. Benim için de o geçerli. Beni gıcık eden bir şey yapıyorlar ama ben hala özlüyorsam vazgeçemediğim o bir şey abi. O kader dediğin kısım o. Biz birlikte olmak için varız. Ve böyle çok mutluyuz. Ve bunlar anlatılacak tecrübeler değil. Yani çocuklara sadece ne yaptığımızı, neler yaptığımızı, bu yolculukta neye nasıl tepki verdik, neyi nasıl yaşadığı anlatıyoruz. Bu böyle yapılır diye asla anlatmıyoruz. Çünkü o başka biri, öbürü başka biri ve bambaşka iki kişi bulup hayatlarını kuracaklar. Bizim tecrübe hikayeden öteye gitmeyecek. Onlarla ilişki nasıl? İyi. Yani çok açığızdır onlarla. Onlar da bizle çok açıklardır. Yani öyle bir gizli saklı şeyimiz asla yoktur. Ve o yüzden çok eğleniyoruz. Hiç öyle bir şey olacağı aklıma gelmedi zaten. Yok, yani olabiliyor. Genel olarak nasıl? Olabiliyor. Hani kız babası, kızla babası falan. Belirli bir çizgi olur. Biz o çizgilerin ötelerindeyiz zaten. Yani çünkü yavrum karşına çıkabilecek birisi insan da olabilir, insan olmayabilir. Tabii. İki özellik de bende var. Yani benden daha iyi kimden fikir alabilirsin? Aslında hepimizde var. Tabii ki de. Yani ben sana tecrübelerimi anlatırken en neandertal haliyle anlatayım ki sen ona hazırlıklı ol. Daha iyisini bulursan ne? Beklentiyi durup dururken yükselt. Benim sana ondan sonra puanını verirsin diyorsun. Peki. İki evin arasında gizli bir tünel kazmaya karar veriyorsun. Asıl üzücü olan ne biliyor musun? Tüneli kazdığımdan kızın haberi yok. Tabii yani babası da bir bilse. Tünelde kıstırdı beni ama. Bir köy ağası durumu fark ederek kızını hemen bir başkasıyla evlendirmek istiyor. Ağa kızını kimseyle evlenmeye ikna edemiyor. Ancak senin evlenmesine de razı gelmiyor. Ve sevdiğin kızı eşyalarıyla birlikte alıp gidiyor. Birine danışmadan tek başıma kurtaracağım bir iş gibi gelmiyor bana. Şehir şehir dolaşıyor. Bu kez de Leyla'yı arayan Mecnun oluyorsun. Aradan yaklaşık 10 sene geçiyor. Her seferinde elim boş kalıyor. Hulusi Bey köye dönünce Sunan'ın, yani sevdiği kızın, aradan geçen yıllar içinde kimseyle evlenmediğini öğrenmiş. Suna Hanım ve Hulusi Bey güzel bir düğünle evlenmişler. 4 çocukları var ve evliliklerinin 48. yılındalar. Yeni hikayemizde seni Çankırı'ya götürüyorum. Orada doğup büyüyorsun. Senin için çok önemli arkadaşlar ediniyorsun. Bu arkadaşlıklar hayatının her döneminde çok etkili oluyor. Liseyi bitirene kadar bu arkadaşlıkların daha da derinleşiyor, pekişiyor. Hepinizin ortak büyük bir hayali var. Kısa yoldan zengin olmak.
Birçok fikir, proje geliştiriyorsunuz ama bir türlü sonuç alamıyorsunuz. Sen zengin olma hayalini Türkiye'de gerçekleştirmenin zor olduğunu düşünerek ani bir kararla Almanya'ya çalışmaya gidiyorsun. Bir oto tamircisinde işe giriyorsun ama çalışmadan zengin olma hayalinden de hiç vazgeçmiyorsun. Çocukluk arkadaşlarınla her konuşmanda bunu dile getiriyorsun. Çalışarak zengin olmak mümkün değil mi? Neden kısa bir yol aranıyor acaba? Ya mümkün de işte o zamanlar, yani bizim zamanımızda biraz çabuk yapalım her şeyi. İyi bir hastalık var. Bu bende de var galiba. Biraz bakıyorum çok çalışıp zengin olanlara. Büyük bir ömür harcamam lazım gibi geliyor. O yüzden ben şimdi istiyorum onun tadını çıkarmayı. Doğru bir şey mi tartışılır tabii ama şu an... Beklemek istemiyorum. İstemiyorum yani. O nedenle. Neyin ne zaman biteceğini bilmiyorum bu hayatta. Bir an önce, bir şeyleri bir an önce yapmak istiyorum. Yani gezmek istiyorum, tozmak istiyorum. Bunların hepsi de biraz para işi. Dünya bir gündür, o da yani bizim yaşadığımız mekanlarda birazcık seni sevecek adamın seni sevmesi, ailesi sevmesi bile bazen paraya dayanıyor. Yani biraz elinin kuvvetli olması lazım. Almanya'da geçirdiğin seneler boyunca sık sık Türkiye'ye gidip geliyor. Arkadaşlarınla bağlarını hiç koparmıyorsun şu ekiple. Onları çok özlüyorsun. Hayalleriniz hala ortak, zengin olmak. Bir gün Çankırı'daki bir arkadaşın seni arıyor. Aslında orada mutlu olmadığını da biliyor ve sana bir teklifi var. Yani Almanya'da senin mutlu olmadığını biliyor. Birkaç arkadaşınla birlikte Çankırı Bayramören'e bağlı Sarıkaya köyünde büyük bir hazine bulduklarını ve kazacaklarını, istersen senin de onlara katılabileceğini söylüyor. Sen çocukluğundan beri hazine avcıları ile ilgili haberleri heyecanla okuyorsun. İlgini de çekiyor. Belki de zengin olmak için beklediğin işaret budur. Türkiye'ye dönmek için aradığın fırsat bu olabilir mi? Ya olabilirdi aslında. Ama biraz da şimdi burada her şey zaten Almanya'da o kadar disiplinli ki. Yani benim bu hızlı hareket etmem burada da zor. Çünkü burada herkes işi kitabına göre orası yaptığı için. Orası tamamen ilke evet, kültüründe yani çalışıyor. Yani ara yanlış yere mi geldim amaçlarıma ulaşmak için diye düşünmüyor değilim. O yüzden bu birazcık da Hızır gibi yetişti bu arkadaşlarım. Gerçekten bana. Bir hazine bulabileceğinize inanıyor musun? Ya neden olmasın, buluyorlar yani. Bizim çocuklar birazcık bazı şeyleri abartırlar. Çocukluğumdan beri tanıdığım için hepsini ama o umut zaten insanı mahvediyor ya. Yani ya gerçekten buldularsa olayını göz ardı edemiyorsun işte. Teklifi kabul ediyor ve memleketine dönmek üzere hazırlıklar yapıyorsun. Ancak arkadaşlarından bir telefon daha alıyorsun. Ve sana buldukları hazinenin tılsımlı olduğunu söylüyorlar. arkadaşların tılsımı çözememiş. Sen aralarındaki en okumuş, yazmış, Avrupa görmüş kişi olduğun için bu işi senin halletmeni istiyorlar. Almanya'da bu konuda neler yapabileceğini düşünüp araştırmalar yapmaya başlıyorsun. Hazine avcılığına karşı bir ilgin var. Peki ama tılsımlara da inanmak aklına gelir mi? Ne düşünüyorsun tılsımlısı mı artık? Yani beni dediğim gibi hızlıca gideceğim yere götürecekse onu da araştırırım ben yani. Onu da araştırırım çünkü mesela ben inanmıyorsam bile arkadaşlar biraz inanıyor. Evet. Şimdi onunla, o benim için bir gösterge çünkü. Hazine var burada diyorlar artık. Evet. Tılsıma mı inanmayacağım diyorsun? Yani. Bence bir denenmekte fayda var yani. Aldığın tavsiyeler üzerine uzmanlığının büyü çözmek olduğunu iddia eden bir eski imama ulaşıyorsun. Onu da hazine avcılığı yapmaya ikna ediyorsun ve ekibe dahil ediyorsun. 8 arkadaş bir akşamüstü definenin bulunduğunu düşündüğünüz bölgeye gidiyorsunuz. Yerin tam tespit edilmesi için dedektör kullanıyor ve yeri tespit ediyorsunuz. Gerçekten de orada bir metal ve maden yoğunluğu görülüyor. 5 metrelik bir çukur kazıyorsunuz. Ekibin bir bölümü jandarma ekiplerine karşı gözcülük yapıyor. İçinde olduğun bu tuhaf durum karşısında ne hissediyorsun? Kazıyı yaptınız. Belki de gerçekten değerli bir hazine var. Peki senin aklında ne var? Ya ben biraz canım sıkkın çünkü iyice kalabalıklaşmaya başladı. Ben tek başıma olsaydım belki yani vazgeçmekten utanırsın ya olay kalabalıklaşınca. Vazgeçebilirdim. Ama şimdi olay öyle büyüdü ki. Evet. Bu sefer Allah korusun jandarmanın gelme olayı da beni biraz germeye başladı. Çünkü o zaman şakadan çıkacak iş. O korkutuyor mu seni jandarmaya? Korkutuyor tabii yani. Çünkü tek başıma bir şey yapıyor olsam kusura bakmayın tuvaletteydim bile dersin yani. Ama şimdi 6 kişi imam var bilmem ne. Dönüşü olmayan bir yola da girdim. Biraz da korkuyorum yani. Tam o sırada yoldan geçen bir jandarma ekibi gözcüleri fark ediyor. Buyur. Ki bari gözcü bırakmasın. Onları fark etmişler çünkü. Gözcüler fark etmiş. Gözcüler onları değil de onlar gözcüleri fark etmiş. Ve hareketlerinden şüphelenip
nasıl artık gözlüyorlarsa orada. Devriye sayısını arttırmışlar. Kısa bir süre sonra da gözcü ekipten iki kişi araçlarında yakalanıyor. Siz sesleri duysanız da gözcülerin jandarma tarafından yakalanabileceğine ihtimal vermiyorsunuz. Zaten jandarma sizin o tarafa doğru gelmiyor. Kazıya devam ediyorsunuz. Eski imam da dua okumaya. Kısa bir süre sonra hazineye ulaşıyorsunuz. 13 yüzük ve 63 adet değerli sikke buluyorsunuz. Başta zor gibi görünse de hazineye ulaştınız. Ne hissediyorsun? Yani ben de şoktayım şu an. Çünkü hakikaten bir bu işin fantazisini seviyorum da. Sonrasında buradan geleceğini bilmiyordum. Yani bunun olabileceğini hakikaten bilmiyordum. Ve birazdan neler olacağını gerdi mi seni hazineyi bulmak? Gerdi. Evet. Çocukluğundan beri zengin olmak istiyordum. Belki de şu an zenginsin. Belki de ama. Belki. Ne hayal ediyorsun? Ne yapmak istiyorsun kendi payınla? Senin payına bir şey düşecek elbette. Tabii de. Ben hemen iş kurmak istiyorum yani. İş kurmak istiyorsun. Evet. Hazine avcıları. Belki de. Yani belki de bu işten birazcık... birazdan ne olacağını bilmediğim için dersimi alıp... oturup fırsat mı fırsat bunu bir şey diyelim. Evet. İnandığınız şekilde büyüyü bozup defineye ulaşmanın keyfi ve sevinciyle arabalara binip hızla kazı yerinden uzaklaşıyorsunuz. Ancak devreye gezen jandarmaların sıkı takibi ve önlemler sonucunda fazla uzağa gidemeden yakalanıyorsunuz. Jandarma tarafından yakalandınız. Pişman mısın? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Ya tabii pişmanım. Yani rezil olduk herkese yani. Bir de buralarda da bulamasaydın yani. İyiydi de. Evet, buldun işte, da. Bir de başarınca rezil olmak daha fena bir şey. Ama yanlış şeyi başardım. Evet. Yani bu değildi. Yanlış bir şey başardım. Evet, ben hani başka bir şeyden. Belki hızlı bir ticaretle para derken gene aklımı çeldiler. Beni buraya kadar getirdiler işte yani. Laf kalabalığına getirerek durumu halletmeye çalışıyorsun şu anda. Yani ben mi? Sen. Neden? Öyle yani, keşke başka bir şey yapsaydım falan. Yap, kötü bir şey yaptın. Yok, kötü bir şey değil. Ya kötü, zaten rezil bir şey yaptık canım. Tamamen artık bu kaçakçılığa giriyor yani. Daha ne olabilir, daha ötesi var mı? Yani? Tanışmak ister misin? Lütfen bakalım, aşkından. Çok merak ettim ve şimdi nerede? Efendim, geliyor. Tabii ki hiçbir resim göremeyeceksin. Çünkü kendisini tekrar üzmek ve rezil etmek için anlatmadık bunu. Aynen. Yüksel V isimli arkadaşımız. Bence olay anından değil bu. Ama şunlar belli ki orada. Evet, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı'nda hatıra fotoğrafları var. Ya bu kim olsa tahrik eder bu iş. Eder. Yani herkesin aklına çalabilecek bir iş. Ama işte her tahrik olduğunda... Evet. Ve o yani hikayenin amacı olan, hızlıların da hızlısı ya bu. Açtın ve orada. Bunu insan duramaz buna karşı. Hazine avcısı meraklılar yakalandılar ve adliyeye sevk edildiler. Verdikleri ifadelerde çelişkili bilgiler vardı. Birçoğu birbirini tanımadığını söyledi. Çocukluk arkadaşı biliyorsun bunlar. Ancak şüpheliler arasındaki WhatsApp yazışmalarına ulaşan jandarma görevlileri bir de yazışmışlar güzel güzel. Kazı öncesi bir araya geldiklerinde dinlenme tesisindeki kamera kayıtlarına da ulaşmışlar. Bunlar bayağı yani... Bunlar arkadaş grubu olarak hazine zaten. Yani kolay kolay bir yerde bulamayacağımız bir dörtlü beşli. Tabii böylece yalanları da suya düşmüş oldu. 8 kafadar Kültür ve Tabiat Kanunu'na muhalefet etmekle suçlanarak çıkarıldıkları suç ceza hakimliğince tutuklanmışlar. Ne diyelim? Allah kurtarsın. Yani, evet. Diyecek bir şey yok da. Peki dostum, yakalanmasaydınız o hazineden gelecek parayla mutlu olabilecek miydin sen? Onu da bir sormuş olayım. Yani bir yere kadar olur insan. Çünkü bunu yaptığın dönem böyle bir aurası olan bir dönem. O aura bitene kadar o hayal dünyasında yaşarsın da sonra evet. Gerçekle yüzleşeceksin. Çünkü ya o bitecek, işte ya yakalanacaksın, ya harcayacaksın, ya kaybedeceksin, ya onu senden almak için seni kaybedecekler. Ya bu işlerin sonu çok iyi olmaz. O yüzden ben de bazı şeyleri hazır biraz herhalde mekan değişikliği yapardım. He. Artık oralarda gözükmemek için. Hala içeride değilsen. Tabii. Yani. Peki organize işlerde sen de yolu yasa dışı bir çeteyle kesişen... Masum bir karakteri canlandırmıştın ve şahane canlandırmıştın. Harikaydı.
Tolga, her çetede bir Süpermen olur mu? Ya bilemiyorum, sanmıyorum olduğunu ama belki de çetelerin başları, yani böyle bir çete varsa ve bu çetenin başındaki adam yanına bir Süpermen öyle isteyebilir. Çünkü her şey bir balanstan geçiyor ya dediğin sen gibi. Sen Asım olsan bir Süpermen ister miydin? İsterim. Ama onun benim Süpermen'im olduğundan haberi olsun istemem. Yani dediğim gibi balansı ayarlayabilmem için öyle bir Süpermen lazım. Ama onun balans dengeleyici, yani balansçı olduğunu bilmesini istemem. O zaman dengeler değişir. Hepinizin ortak büyük bir hayali var. Kısa yoldan zengin olmak. Çalışarak zengin olmak mümkün değil mi? Biraz bakıyorum çok çalışıp zengin olanlara. Büyük bir ömür harcamam lazım gibi geliyor. Gerçekten bir hazine bulabileceğinize inanıyor musun? Ya neden olmasın? Buluyorlar yani. Bir kazıyı yaptınız. Belki de gerçekten değerli bir hazine var. Peki senin aklında ne var? Dönüşü olmayan bir yola da girdim. Biraz da korkuyorum yani. Başta zor gibi görünse de hazineye ulaştınız. Ne hissediyorsun? Yani ben de şoktum. Bu işin fantezisini seviyorum da bunun olabileceğini hakikaten bilmiyorum. Kazı yerinden uzaklaşıyorsunuz ancak fazla uzağa gidemeden yakalanıyorsunuz. Ya tabii pişmanım yani, rezil olduk herkese yani. Bize katıldığın için, bugün bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederiz Tolga'cığım. Var ol. Eyvallah, sağ ol. Mutlu, güzel, sağlıklı yılların olsun. Hepinizin. Çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun dostum. Sağ ol tekrar. Efendim Tolga Çevik'i misafir ettik. İyi ki de öyle oldu. Önümüzdeki hafta bir başka empatide, yine empatide buluşmak üzere. Hoşça kalın.